Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Kontinans Derneği ve 5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi Başkanı Sayın Profesör Doktor Oktay Demirkesen'i sahneye davet ediyoruz. Herkese günaydın. Bu saatte yapmak zorundayız açılışı çünkü program çok yoğun. Sayın hocalarım, konuklarımız, arkadaşlarım ve tüm katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatmam aslında zor. Kontinans Derneği'nin yönetim kurullarında birçok kez görev aldım. Daha önceki dönemlerde açılış konuşması yapılırken, konuşmayı yapan başkanımızın neler hissettiğini hiç düşünmemiş, anlamamışım ama şu anda bunun farkındayım. Gerçekten burada bu konuşmayı yapabilmek çok heyecan verici. Heyecanlıyım çünkü kongreler derneklerin bilimsel şöleni ve şu anda bu şölenin açılışını yapıyoruz. Heyecanlıyım çünkü burada benim yetişmeme katkısı büyük hocalarım, çok değerli uluslararası konuklarımız, beraber çalıştığım arkadaşlarım ve gelişimine katkıda bulunduğumu düşündüğüm kardeşlerim de var. Heyecanlıyım çünkü büyük emek ve özveriyle gerçekleştirilen bazı projelerden size kısaca bahsetme olanağım olacak. Kontinans Derneği 2003 yılında işlevsel üroloji ve kadın ürolojisini Türk ürolojisinde daha aktif bir konuma getirmek, bu alanda eğitimi desteklemek, bilgi birikimine katkı sağlamak ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek amacıyla kuruldu. Kurucu başkanlığını Profesör Doktor Ali Ergen yaptı ve 2 yılda bir yapılan seçimlerde Profesör Doktor Nihat Arıkan, Profesör Doktor Bülent Çetinel, Profesör Doktor Ceyhun Özyurt, Profesör Doktor Bedrettin Seçkin ve Profesör Doktor Zafer Aybek başkanlık görevlerini üstlendiler ve derneğin bugünkü bilimsel yeterliğe ulaşmasını sağlayarak bu kongrenin bilimsel şölene dönüşmesinde büyük katkıda bulundular. Ve ne mutluyuz ki hepsi şu anda buradalar diyecektim ama maalesef Nihat hocamız bir rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamadı. Kendisine acil şifalar diliyorum. Derneğimizin ilk bilimsel toplantısı 2004 yılında Ankara'da düzenlendi. 2007 yılında ortak düzenlenen kongreyi takiben 2009 yılından başlayarak 2 yıllık aralarla İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongreleri gerçekleştirildi. Şu anda 5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi'nin açılışını yapıyoruz. Kongre hazırlıkları zorlu süreçlerdir. Aksilikler çıkar veya verilen sözler yerine getirilmez. Bütün bu süreçte destek aldığımız kurumlar ve kişiler var. Derneğin başkanı olarak onlara teşekkür borcum var. Öncelikle yönetim kurulunu oluşturan ve defalarca yapılan toplantılarla bu kongrenin baştan sona her aşamasında emeği bulunan yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ama 2 kişiden özellikle bahsetmeliyim. Birincisi dış ilişkiler sorumlumuz Profesör Doktor Tufan Tarcan ve kongre bilimsel sekreteri Profesör Doktor İlker Şen. Onların bu süreçte özel emeği ve katkıları oldu. Bu arada her aşamada desteğe hazır, çoğunluğu genç arkadaşlarımızdan oluşan Kongre Bilimsel Kurulu'nu da unutmamalıyım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok değerli uluslararası konuklarımız var demiştim. ICS Başkanı Doktor Şerif Murat, Doktor Ervin Koçyançiç, Doktor Augustin Poblador, Doktor K.D. Zivert, dün ICS Edon kursa katıldılar ve şu anda da buradalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yarın da ICS Ürodinamik Komitesi Başkanı Dr. Peter Rozier aramıza katılacak. İzninizle oluşturduğumuz ve devam edeceğimiz projelerimizden de kısaca bahsedeceğim. Projeler beni yönetim kurulu seçiminden beri en çok heyecanlandıran bölüm doğrusu. Ve heyecanlandırmaya da devam ediyor. Bu amaca ulaşmak için çalışma grupları oluşturmalıydık ve biz de öyle yaptık. Ürodinami çalışma grubu, minimal invazif işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi çalışma grubu,
Aşırı Aktif Mesane ve Altürner Sistem Çalışma Grubu, Halk ve Kamuoyunu Bilinçlendirme Çalışma Grubu ve Nöroüroloji ve Nöromodülasyon Çalışma Gruplarını oluşturduk. Çalışma gruplarından çok da etkili çalışmalar ürettik doğrusu. Derneğimizin ilk kongresinden başlayarak her kongrede düzenlenen ürodinami eğitim çalışmaları 2013 yılından itibaren ICS tarafından tanındı ve ürodinami sertifikasyon kursu adıyla organize edilmeye başladı. Bu formatta düzenlenen ürodinami kursları gerçekten yoğun ilgi gördü ve son dönemde 2 adet olarak planladığımız kurs sayısını 3'e çıkarttık. Bu yılki 3. ICS destekli ürodinami sertifikasyon kursu bu kongre öncesi 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu kurs önümüzdeki dönemlerde de farklı bölgelerde devam ettirilecek. Ürodinami kurslarında simülatör eğitimini de içeren teorik bilim ve 10 merkezde 2 kursiyer ve 3 olguyla gerçekleştirilen pratik bölümden oluşuyor. Tabii çok emek var bu işte hakikaten. Başta ürodinami çalışma grubu olmak üzere eğitimi veren öğretim üyelerine ve merkezlere özellikle teşekkür etmek lazım. 15 öğretim üyesi aktif olarak görev aldı ve 10 merkez bu kursa katıldılar. Ve bu şekilde toplam 36 kişiye sertifika verildi. Tabii bu konuda desteği olan Abdi İbrahim İlaç Firması, Oruba ve emeği geçen herkese ve merkezlere bir kez daha teşekkür ederim. İkinci projemiz robotik eğitim kursları oldu. Uzun bir hazırlık döneminden sonra 2-3 Mart 2017 ve 15-16 Haziran 2017'de iki kez ikişer gün olarak robotik eğitim kursu düzenledik. Beşer kişi kabul ettiğimiz kurslarda 3 aşamalı bir programla çalıştık. Katılımcılar ilk aşamada Da Vinci Surgery Community sitesindeki online eğitimi tamamladılar ve online sertifikalarını aldılar. Bu sertifikayı sunarak ikinci aşamadaki ön eğitim merkezlerinde en az bir gün simülatör ve genel ameliyathane düzeni eğitimi aldılar. Üçüncü basamak ise Case'in dişi domuzlarda pelvik bölge üzerinde çalışarak gerçekleştirildi. Burada bir ufak sıkıntı oldu. Peki. Evet. Ve 20 kişi işlevsel üroloji ve kadın ürolojisinde robotik cerrahi kullanımı konusunda sertifikalanmış oldu. Kontinans Derneği Robotik Eğitim Kursu bu konuda yapılmış konuya odaklı 3 aşamalı tek robotik eğitim kursudur. Kurslardan farklı bir zamanda çalışma grubu kongrede videosu da sunulacak olan domuzda robotik sakrokolpopeksi eğitim modelini de geliştirdi. Burada teşekkür edeceğimiz çok kişi ve kurum var. Bu işte bizi cesaretlendiren, her türlü desteği sağlayan Profesör Doktor Ali Rıza Kural'a, bu maliyetli projede her türlü kolaylığı sağlayan Case'in direktörü yardımcı doçent doktor Emin Aksoy'a, çalışma grubu arkadaşlarıma ve olanaklarını bize kullandıran onların çalıştığı kurumlara ve tabii ki bu maliyetli proje ve organizasyonda en az bizim kadar heyecanla çalışan Nobel İlaç Firması'na ve Cordomet'e teşekkür ediyorum. Altürner sistem ile başvuran ve aşırı aktif mesane tanısı alan hastalarda ülkemizdeki ürologların hastaya yaklaşımı ve bu hastaların nasıl tedavi ettiklerini değerlendirebilmek için aşırı aktif mesane online, AAM online çalışmasını başlattık. Hep Batı ülkelerine ait verilerle hareket etmektense tüm Türkiye'yi kapsayan lokal verilerin de önemini biliyoruz. Bu konuda hepimize yol gösterebilecek bu proje için halk sağlığı uzmanı, istatistik konusunda uluslararası boyutta çalışmaları olan Profesör Doktor Sarper Erdoğan'ın yardımıyla ve çalışma grubunun çalışmalarıyla sağlıkta dijital çözümler üreten bir firmaya hasta giriş programı yazdırıldı. Burada programın ara yüzleri görülüyor.
Merkezler belirlendi ve özel şifrelerle hasta girişleri Pamukkale Üniversitesi Etik Kurulu onayıyla başlatıldı. Son aldığım veriye göre bu projeye katılan 28 merkezden 504 hasta girişi söz konusu oldu. Ve ilk veriler ICS 2017 Floransa'da sunuldu. Burada da daha güncel yeni veriler ile sunulacak. Sarper Hocama, çalışma grubuna ve projeye destek veren Allergan firması ve yazılımı yapan Kodya firmasına teşekkür ediyorum. Diğer eğitim çalışmalarını da sürdürdük. Erkek üretra darlığı tedavisi, üretrotomi internden üretroplastiğe videolar eşliğinde tartışıyoruz adında bir dizi toplantı planladık. Birincisini İstanbul'da yaptık. Bu toplantıda tedavide kullanılan tüm yöntemleri görüntülü olarak 4 öğretim üyesi ve 20 katılımcı ile tartıştık. Diğer illerde sürdürmeyi planladığımız bu toplantının bir kısa versiyonu panel olarak bilimsel programda gerçekleşecek. Rekordat ilaç firmasına bu toplantıya desteği için teşekkür ediyoruz. LUT forumlarda önemli yurt dışı ve yurt içi kongrelerde sunulan işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi ile ilgili güncel çalışmaları tartıştık. Bu dönem ikincisini Ankara, üçüncüsünü İstanbul'da yaptığımız bu toplantılarda her seferinde 3 farklı genç arkadaşımız bu görevi başarıyla yerine getirdiler. Bu toplantılara desteği için Astella Silaç firmasına teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgesel toplantılarda gerçekleştirdik. Santa Pharma ilaç firmasının desteğiyle tüm yönleriyle stres idrar kaçırmayı İzmir bölge toplantısında tartıştık. Halkı bilinçlendirme kampanyalarına da bu dönemde önem verdik. Aşı aktif mesane ile ilgili geçen dönemden beri süren ancak bir süre inaktif kalan Aklınız Oradaysa Çare Doktorunuzda isimli projeyi tekrar hayata geçirdik. Burada belki de bir ilki gerçekleştirerek birçok firmadan ortak destek alarak kısa video ve yazılı içeriğinde yer aldığı bu web sitesini düzenledik. Ayrıca belediye toplantıları, radyo anonsları, sağlık kuruluşlarına broşür dağıtımı gibi farklı aktiviteleri başlattık ve kampanya çerçevesinde devam ettiriyoruz. Ayrıca Pembe Otobüs ve Pembe Tır ismiyle iki kez gerçekleştirilen projeyi destekledik. Deneyimli hemşire ve birçok görevlinin de yer aldığı bu projede kadınlar araçlara davet edilerek veya broşür dağıtılarak idrar kaçırma konusunda bilgilendirildi. Bu projeyle toplamda 17 farklı ilde 12 bine yakın kadına ulaşıldı. Nobel'e bu kampanyadaki gayreti ve çalışması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Son olarak da geçtiğimiz günlerde başlatılan Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen adlı idrar kaçırma farkındalık kampanyasında yer aldık. Bu proje çok yeni başladı. Bu proje için de Ontex'e teşekkür ediyoruz. Derneğimizin 2009 yılında işlevsel üroloji ve kadın üroloji alanında dünya çapında en önemli dernek olan ICS ile başlattığı bilimsel işbirliği aktivitelerimize çok önemli katkılar sağlamıştır. Nitekim kongre öncesi gerçekleştirilen ICS destekli ürodinami sertifikasyon kursu ve ICS add-on kurs bunun en güzel ispatıdır. Ancak ICS'in 2017 Floransa Kongresi'nde gerçekleştirdiğimiz Kontinans Derneği oturumu bu ilişkinin daha da önemli bir aşamaya geldiğini göstermektedir. Bu oturuma konunun dünyadaki en önemli uzmanları Profesör Doktor Dirk Derrider, Profesör Doktor Sander Herschön ve Profesör Doktor Francisco Cruz birer konuşmayla katılmışlardır. Oldukça ilgi toplayan bu oturumda konuşmacıların derneğimiz üyelerinin oluşturduğu Profesör Doktor Ali Ergen ve Profesör Doktor Bülent Çetinel moderatörlüklerinde 2 adet de panel gerçekleştirilmiştir. Bilimsel gelişmelere uyum sağlamada çok önem kazanan uluslararası işbirliğinin en verimli örneklerinden biri olan Kontinans Derneği ile ICS arasındaki işbirliği sürdürülmektedir ve sürdürülecektir. Bugüne dek bu yolda emek harcayan tüm Kontinans Derneği başkanları, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Daha önce belirttiğim gibi ICS Başkanı Dr. Şerif Murat aramızda bu olanağın sağlanması nedeniyle şahsında ICS'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Çeşitli nedenlerle Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi'ni kapatma kararı almıştık. Ancak
işlevsel üroloji ve kadın üroloji bültenine geçiş yaptık. Bu dönüşümde büyük emek harcayan Profesör Doktor Aydın Yenilmez'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun süredir planladığımız işlevsel üroloji ve kadın üroloji kitabının yazımı başladı. Buraya yetiştiremedik ancak umarım en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bunu da bir müjde olarak sizlere iletiyorum. Bilirsiniz, her türlü mevzuat artık çok ağırlaştı. Bu aktivitelerin her biri için dernekler masası ve Sağlık Bakanlığı'na, hele de o hal sonrası yazı ve taahhütnameler imzalıyoruz. Ben bunun sayısını artık unuttum gerçekten. Tüm bu süreçte çok iyi çalışan gerçek bir ekibimiz var. Onlara da huzurlarınızda teşekkür edeceğim. Hukuk danışmanımız Avukat Raziye Ünal ve Gülşah, derneğin sekreteri olmaktan çok daha etkin bir çalışması olduğunu burada vurgulamak gerekir. İkisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Kongre hazırlıkları zorlu süreçlerdir demiştim. Bu süreci kolaylaştıran organizasyon firması Flaptura ve de özellikle Başaran ve Elif'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir çalışma sonucunda bütün bunlar gerçekleştirdi. Tabii kongreyi sponsorlarımızla gerçekleştirdik. Hepsine tekrar toplu olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada unutmamamız gereken, geçmiş günlerde bir saldırıya maruz kalan Doktor Serkan Yarımoğlu'na da acil şifalar diliyor ve bu tip saldırıları şiddetle kınıyorum. Unutamadığım ve bu camianın ayrılmaz bir parçası olan Kontinans Derneği'nin geleceğini de yönlendirebilecek yetenekte olan Kubilay kardeşimizi de huzurlarınızda bir kez daha anmak istiyorum. Konuşmamı bitirmeden önce kongremizdeki sosyal aktivitelerimizi de kısaca tekrarlamak istiyorum. Özellikle bazı aktivitelere aktif katılımınız gerekecek. Haydi Sidik Yarıştıralım için Oruba firmasının standından mutlaka barkod almanız gerekiyor. Ancak bu şekilde katılmak mümkün. O Ses Kontinans var. Çok basit. Cep telefonunuzda yapacağınız bir dakikalık bir çekimle, bir kliple bu yarışmaya katılabilirsiniz. Ödül nedir diye soruluyor bana. Ödül çok güzel bir orkestrayla gala gecesi şarkı söyleme olanağı olacak. Ayrıca yine meslektaşımız ürolog Doktor Cihangir'in yönetimindeki, kendisi bildiğim kadarıyla dünya şampiyonu, bir tavla turnuvası var. Buna da katılımınızı rica ediyoruz. Ayrıca bildiri ödülü ve tüm uydulara katılan arkadaşlarımıza iPad çekilişi söz konusu. Bunu da burada size iletiyorum. Ve etkili sunum yapma konusunda bir workshop'ımız var. İki kez yapılacak. Bu da sanıyorum ihtiyacı olan ya da katılmak isteyenler için çok iyi bir olanak olacaktır. Katılımınızı beklediğimizi tekrar ifade ediyorum. Sayın hocalarım, konuklarımız, arkadaşlarım ve tüm katılımcılar, Kontinans Derneği bilimsel varlığı, kongreleri ve biraz önce bahsettiğim aktiviteleri, ama en önemlisi sizlerin desteğiyle çalışmaya devam edecektir. Tekrar hoş geldiniz diyor ve bilimsel programı açıyorum.